I live my life painted in a corner. Merhabalar Sayın Sine Platform izleyicileri. Merhabalar. Duygu yüklü, belki de sizi ağlatabilecek çok anlamlı bir filmle karşınızdayız. The Killing of Two Lovers, Türkiye'deki adıyla. Onu da Ali Bey'den alalım. Ben o kadar nükteli... İki aşığın ölümü. İki aşığın ölümü. İki aşığın ölümü. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Ali Bey gibi nükteli söyleyemiyorum. Daha önceki videolarımızda size bir küçük tiyo vermiştim. O tiyoyu tekrarlıyorum. Böylesine özel filmlerle alakalı Ali Bey'in bu tarz filmlerdeki yorumlamasını yaparken mimiklerine kırmızı kalemle çiziyorum. Bu yere dikkat edin. Buyurun Ali Bey. İki Aşığın Ölümü küçük bütçeli bir art house film. Robert Mitchum yönetmeni. Fakat burada bir oyuncu var ki aman yarabbi, aman yarabbi. Yani annesinden oyuncu olarak çıkmış. Zaten bütün hikaye boyunca da onu takip ediyoruz. Onun yanındayız. Onun bakış açısıyla seyrediyoruz. Clint Crawford. Çok iyi bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Onu seyretmek bir zevk. Küçük bir film dedik. Aslında bir ayrılma denemesi hikayesi. Tabii dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de de çok küçük yaşta insanlar birbirlerine aşık olurlar lisede. Daha lise çağlarında kızla oğlan zaten ne derler ona, barutla ateş evet, yan yana gelmesi gibi. Ve işte bir hamilelik olur. Çok küçük yaşta, daha kendisi çocuk sayılabilecek yaştayken ilk çocuğunu doğurur. Ondan sonra evlilik, evlilikten sonra diğer çocuklar gelir. Ama bu iki genç çocuklarıyla birlikte büyürken aslında hayat onların karşısına öyle bir çıkar ki olaylar patlak verir. Burada da gençken evlenmiş, 4 çocuk sahibi olmuş, orta sınıftan hatta belki orta biraz alt sınıftan bir erkekle kadının ayrılmaya karar vermeleri ve adamın yakındaki babasının evine yerleşmesi, kadının da 4 çocuğuyla işte evinde kalması, adamın da ara ara gidip çocuklarını alması, görmesi şeklinde bir hikaye. Ama burada hikayenin kırılma noktası bu arada kadının başka bir erkekle olan ilişkisi. Ve kocasının da, kocası çünkü resmi bir ayrılık yok, kocasının da bunu onuruna yedirememesi. Burada öylesine naif bir adam ki aslında bir çılgınlık yapacağından korkuyorsunuz. Ama öyle bir yüreği var ki işte filmde de bu yüreği takip ediyorsunuz. Bir adamın yüreğini takip ediyorsunuz. Baya yani gerçeklik üzerine kurulu, hiçbir numarası olmayan bir film. Gerçek hayatta sanki kamerayı almışlar ve bu aileyi çekiyorlar. O kadar iyi bir yönetim var. Zaten plan sekanslar var. Yani kesintisiz devam ediyor. Sahneler çok iyi kurgulanmış. Orada siz seyirci olarak tanık oluyorsunuz yaşananlara. Çok çok dokunaklı. Çok dokunaklı.
Diyeceksiniz ki benzer hikayeleri seyretti, doğru. Ama zaten sinemada temel hikayeler kaç tanedir ki? 30 tane mi? Önemli olan zaten bizim de hikayemiz aynı değil mi? 1000 yıl önce de aynı hikayeleri yaşıyorduk, şimdi aynı hikaye. Yani insanın hikayesi aynı zaten. Önemli olan her filmde bu hikayenin nasıl anlatıldığı. İşte nasıl anlatıldığına da sanat diyoruz. Burada bir oyuncu performansından bahsettim size. Vallahi gidin seyredin kardeşim. Diğer oyuncular da tabii çok iyi. Çocuklardan büyüklere kadar. Ama esas adamın, yani Clint Crawford'ın oyunculuğu pes ya. Pes. Şahane, şahane bir oyuncu. Bayıldım. Evet, bu film başka sinemadan çıkıyor. Kaçırmayın diyorum. Evet sayın seyirciler, en başında size bir şey söyledim. Böyle özel filmlerde Ali Bey'in mimiklerine dikkat edin diye. Dönün geriye, en az bir 10-15 tane videoya bakın. Vizyon filmleriyle alakalı, iyi stüdyoların filmleriyle alakalı. Bakınız, Ali Bey en net ve imbikten damla damla inercesine bir yorum yapıyor. Ama konu sanatsa, gerçekten yedinci sanat sinemaysa, sinemanın karşılığı olan film, özel bir film. Yani hep derler ya, bu film bize geçti. İşte bu sizin size geçecek filmlerden bir tanesi. Yorumun en başına itibaren dikkat ederseniz, vurgulanan ve altı çizilen her noktada ben filmi izlemedim ama filmi izlemiş kadar duyguyu Ali Bey benim içime işledi. Buna bir örnek, hemen çok yakın bir tarihte yayınladığımız Süpernova'ya dönün. Süpernova'yı izleyin. O filmde de benzer mimiklerle aslında bu yorumu Ali Bey bir vantrolog gibi, vantrologlar mideden, ama bu tür filmlerde Ali Bey yüreğiyle, ağzını oynatmadan size bir şeyler söylemeye çalışıyor. Gidin izleyin diyorsa bence çabuk gidin izleyin. Bunu kaçırmayın. Evet, yine sıkıldınız benden ama şuradaki abone ol butonuna ne olursunuz dokunun. Bakın, üstadı beğenin, abone olun, zili aktif hale getirin ki üstadımızın yapacağı yeni yorumları kaçırmadan izleyebilin. Size gidin izleyin diyebileceği filmleri, ki bunların dışında Korku Sandığı, Bilim Kurgu Kuşağı, yani bunlarla alakalı birçok şey yaptı Alev Uyanık sizlerle. Pandemi hafifledi, aşılarınız oldunuz, sinemalara gidebiliyorsunuz. Şimdi belki de Sine Platform kanalında Ali Ulvi Uyan'ın bir altın ambarı sunduğunu kanalı izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Biz sadece vesileyiz ama üstad karşınızda. Sizi seviyoruz. Bol sinemalı günler diliyoruz efendim. Aynen. İyi dileklerimizle. Teşekkür ederiz. Sağ olun.